Naci Bey merhaba. Bugün çok güzel bir açılış için buradayız. NBA Fan Zone sergisi burada gerçekleştiriliyor. Bugün de açılış için burada bulunuyoruz. Harika bir sergi. Biraz gezme şansımız oldu ama sizden dinleyelim bu sergiyle ilgili fikirleri. Nereden ortaya çıktı ve hangi tarihler arasında spor severleri bekliyor? Hoş geldiniz öncelikle. Beğendiğinizde çok sevindik. NBA Fan Zone dediğiniz gibi sergi konsepti. Buradaki temel hedefimiz bir taraftan NBA'yi çok yakından takip eden Türkiye'de çok bilinçli kitleler var. Onlara heyecan duyacakları, NBA ile ilgili belki bilmedikleri bazı bilgiler bulabilecekleri, efsane bazı isimlerin işte imzalı formaları, topları gibi ürünleri görebilecekleri bir alan. Ama diğer taraftan da NBA'nin önemli bir özelliği spor ve eğlenceyi birleştirmesi, böyle renkli bir dünya olması. Hani basketbolu pek bilmeyen, NBA markasını belki tanımayan birinin bile zevk alacağı bir alan yaratmaya çalıştık. 2 Temmuz'a kadar açık kalacağız. İstiklal Caddesi'nde Demirören AVM içindeyiz. Spor severler, basketbol severler buraya geldiklerinde neleri bulabilirler? Her şeyden önce bir defa NBA tarihi, NBA tarihin içinde işte uluslararası, Amerika dışında doğmuş oyuncuların yeri, Türk oyuncuların NBA'de yapmış oldukları katkılar. Bunlarla ilgili şeylerimiz var, gösteri alanlarımız var. Bu sezonun en önemli hareketlerinin olduğu video displayler var. Orada böyle keyifli şeyler görebilirler. Onun dışında bir sürü aktivitemiz var. Bir stüdyo bölümümüz var mesela, oraya gelip sizce bu serinin MVP'si kim olmalı? Onunla ilgili bir yorumlar yapıp sosyal medyaya yüklediğinizde bir yarışmaya katılabiliyorsunuz. Bir basketbol oyun alanımız var. Bilgisayar oyunları bölümümüz var. Bir soru cevap yarışması bölümümüz var sergiyle ilgili. Orada da işte formaydı falan, bazı hediyeler kazanılabiliyor. Aynı zamanda interaktif tarafı da oldukça yoğun. Peki bu serginin devamı gelecek mi? Avrupa'da da, yurt dışında da bu serginin benzerleri olacak mı? NBA olarak zaten düzenlediğimiz bizim bazı sergi konseptleri var. Örneğin mesela Avrupa'da, İngiltere gibi, işte Hollanda gibi ülkelere baktığımız zaman oralarda basketbol çok bilinen bir spor değil. Bu konseptin mesela oralardaki yansımasının ismi crossover diyoruz biz. Birazcık daha işin içinde müziğin fazla olduğu, işte ünlü NBA maçları seyreden yıldızların fotoğrafları. Ama Türk halkına böyle bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü Türk halkı zaten gerçekten basketbolu çok iyi bilen bir milletiz. O anlamda hani İspanya ile Türkiye Avrupa'da en önde diyebiliriz. O yüzden daha burada basketbolu ön plana çıkardık. Bu tarz aktiviteleri Türkiye'de devam ettireceğiz. Özellikle bu sergiyi Türkiye'de taşımayı, devamını da İstanbul dışı taşımayı düşünüyoruz. Son olarak da NBA Junior'dan bahsedecek olursak, bu da çok güzel bir oluşum, proje. Bununla ilgili nasıl projeler bizleri bekliyor? Önümüzdeki aylarda, senelerde nasıl bir planlama düşünüyorsunuz? Türkiye o anlamda gerçekten NBA içerisinde hani pilotun ötesinde lider diyeceğimiz bir konumda. 10 seneye yakın bir süredir alt yaş gruplarına basketbol gelişimi ve sportif değerler diyeceğimiz, işte takım arkadaşlığı, doğru düşünme, saygı, sportmenlik, bu tip değerleri aşıladığımız organizasyonları sürekli düzenliyoruz. Şu anda zaten devam eden Haziran'ın ilk haftasında finallerini yapacağımız Junior NBA TBF ligimiz var. O çok eğlenceli bir konsept. Önümüzdeki senede tekrardan ligimizi tekrarlayacağız. Bizim Skills Challenge organizasyonumuz var, daha ortaokul yaş gruplarına yönelik. Çocuklarla bir şeyler yapmayı biz çok seviyoruz. Tamamen böyle sosyal sorumluluk anlamında onlarla yakınlaşmayı, bütünleşmeyi, işte kamplarda, eğitimlerde artarak devam edecektir.